dönüşümün enerjinin ve dengenin rengidir. Besinlerin enerjiye dönüşmesini, sindirimi, emilimi ve kan şekeri dengemizi temsil eder. Çakrasal enerji anlamında 20'li yaşlarımızdır. Hayatta izimizi bırakmayı ve sonraki yıllara ışık tutmayı simgeler. İçlerinde çok kıymetli antioksidanlar vardır. Gingerol, bromelain, lutein ve zeaxanthin gibi. Aynı zamanda da prebiyotik liflerle beraber bağırsak sağlığımızı ve bağışıklığımızı desteklemeye yardımcı olurlar. Örneğin ananasın içerisindeki bromelain proteini sindirmemize yardımcı olurken muz ve yer elmasındaki lifler de bağırsak floramızda yaşayan iyi bakterilerin çoğalmasını desteklerler. Hayatımızdaki sarıların enerji akışı için sarı meyveler ve sebzeler, iyi karbonhidratlar ve lifler tabaklarımızdan eksik olmamalıdır. Bu mevsimin bize getirdiği en güzel sarılar yer elması, ayva, muz, her zaman bulabileceğimiz ananas, özellikle çaylarda, bitki çaylarında ıhlamur ve rezene, baharatlarda köri, kimyon, kuru bakliyatlarda da nohut ve kuru fasulye gibi besinlerdir. Sofralarımızdan eksik etmememiz gereken sarıların şifalarından bir tanesi de gerçek fermente bir elma sirkesi ve çok iyi yağlardan mucizevi bir besin, ağır metal detoksu yapmaya yardımcı tahindir. Rengimiz sarı, tarifimiz körili yer elması çorbası. Evet, harika bir çorba yapacağız yine. Biraz egzotik tatlar var içinde. Evet. Yer elmalarımızı biz önceden soyduk, limonladık kararmasın diye de. Çünkü biraz zaman alıyor. Tenceremizi ateşe koyalım. Başlayalım ufak ufak sohbete. Yer elması da çok fazla kullanılan yiyeceklerden değil aslında. Evet, yer elması herkesin çok tanıdığı, çok sevdiği bir lezzet değil. Beni annem alıştırmış, zeytinyağı olarak severim. Çorbasını da yapıyorum. Ben de körili seviyorum. Benzer çorba ben de yapıyorum ama Hindistan cevizi sütü kullanmış mıydım hatırlamıyorum. Çok sevmeme rağmen. Daha önce yer elmasıyla eşleştirmemiş olabilirim. Bu böyle çok basit bir sebzeymiş gibi gözüküp ama böyle kattığımız köri ve Hindistan ceviziyle birleştiği zaman sanki çok böyle lüks bir davet çorbası gibi. Değil mi? Böyle evet. Sanki Michelin yıldızı bir restoranda çok havalı bir çorba içiyormuşuz hissi yaratan bir tarife dönüşüyor. Çünkü ender de bulunan bir sebze. Yani evet. Çok mevsimlik bir sebze yer elması. Bir var bir yok. Kısa da bir süresi var. Evet, o yüzden hani mevsiminde tüketilmesi gereken. Ve çok şifalı. Müthiş bir şifası var. Bağırsaklarımızdaki iyi bakterilerin en sevdiği yiyeceklerden bir tanesi. Onları besliyor. Prebiyotik özellikleri var. İçerisinde inulin var. Biliyorsunuz bu sarımsakta da var. Özellikle bifido cinsi bakterilerimiz bunu çok seviyor. Ve onları çok destekliyor. Böyle içimizde güzel güzel çoğalıyorlar. İyiler. İyiler çoğalınca ne oluyor? Kötüler azalıyor. Bağırsak floramız düzeliyor. Bağışıklığımız kuvvetleniyor. Peki kanka gıda var mı? Yani hani faydalarını arttıran çorbamıza da koyacağımız herhangi bir malzeme var evet, mı? Evet, aslında köriyi tesadüfen koymuyoruz. Köriyi de beraber yer elmasını kullandığımız zaman her ikisinin de içerisinde olan işte demirden, selenyuma, manganezden, bakıra pek çok böyle mikrobesin öğesi var ve birlikte kullanıldığı zaman biyo yararlılımları artıyor. Yani beden bunları çok daha iyi kullanmaya başlıyor. Daha yüksek oranda demir, daha yüksek oranda manganez almış oluyor. Kısaca ben adımların üzerinden gideyim. Yağımızı yine koyuyoruz. Yüksek ateş çok tercih etmiyoruz. Hep sotelemek, çıtırdatmak üzerine tekniklerimiz. İndüksiyon olduğu için hafif bir ısıtıyorum. Çok uzun beklememe gerek yok. Soğanlarımı yine doğradım. Boyut çok önemli değil ama işte ne diyeyim, küp diyeceğimiz ebatta. Çünkü sonunda yine bir blender evet. Aşaması olduğu için çok çok ince doğramadım. Biraz tavamı tenceremi ısıtmak için açmıştım. Yine kısıyorum ateşimi de. Fena değil. Yine sarımsaklarımı eziyet edeceğim. Evet. Onlardaki inulin de ortaya çıkartalım. Alisinleri, inulinleri. Faydası daha çok ortaya çıksın. Baharatlarımı yine soda saklayacağım. Artık bunları öğrendik. Evet. Değil mi? Bir iki şeyden, denemeden, tariften sonra. Evet. Sarımsağımı da ilave ediyorum. Dış yıkısı da. Ben kendimi bir spatula bulmam lazım. Köri zaten tek başına muhteşem bir baharat. Yani içerisinde biliyorsunuz tabii ki çok farklı evet, yapılışları var. Evet, şimdi köri bir muamma. Evet. Köri bir baharat değil, bir baharat karışımı. Karışımı, evet aslında bunu, doğrusu ve o. Hatta Hindistan'da her evin kendi başlacı. Köri tarifi var. Yani evet, herkes aynı aynen. Tek baharatı kullanmıyor. Kimisi oranlar çok, değişiyor. Kimisi tabii. Kişniş koyuyor, kimisi kişniş koymuyor evet, mesela evet. Gibi ya, gibi. Hatta paste daha... sıvı formları da var körinin. Tayland'da özellikle çok kullanılan. Evet, evet.
Ben hepsini çok seviyorum. Ayrı ayrı seviyorum. Ben de Hindistan çok seviyorum. Cevizi sütüyle uyumunda bambaşka buluyorum. Kesinlikle. Her yemeği başka bir noktaya taşıyor. Lime, evet. Kişniş, bunlar bir araya geldiğinde. Hindistan cevizi sütünde çünkü orta zincirli yağ asitleri var ve bu iyi yağlar aslında baharatların bazılarının emilimini kolaylaştırıyor. Özellikle içerisinde betakaroten cinsi olan zerdeçal gibi, kimyon gibi baharatlarda emilimini daha hızlandırmış oluyor. O yüzden uyumları da aslında tesadüfleri. Peki yine soracağım. Eziyet etmem gereken sebzeler var ya, yenilmesi onlardan birisi hayır, mi? Değil, tamam. Normal. Ona nişastasız patates diyorlar. Tamam, ben biliyorsunuz. Bunu, evet, ben bunu çok, yani zaten kendileri küçük. Evet. 2-3 parçaya ayırıyorum fazla kurcalamadan. En zoru sormak galiba yenilmesini. Evet, çok girintili bir yapısı var çünkü. Yani çok fırçalayarak kullananlar da oluyor ama topraktan geldiği için ben çok içime sinmiyor. Açıkçası ben de soyarak yiyorum. Çiğ tüketmek makbul müdür yer elmasını? Çünkü biraz elma gibi gerçekten. Ben evet, böyle kütür kütür. Evet, tüketenler de var. Ben de ilk defa eşimde görmüştüm ve çok şaşırmıştım. Ama gaz yapma olasılığı var. Yani hazımsızlık yapabilir çiğ tüketildiğinde. Pek çok aslında sebze meyvede çiğ tüketimde sıkıntı olabilir ama bazılarında işte mesela bunun prebiyotik lifleri yüksek olduğu için gerçekten tolerasyon zor olabilir. Anladım. Peki ben şöyle bir miktar ekliyorum. Orada durumlar iyi galiba, değil mi? Evet, sotelendi gibi gözüküyor sanki. Evet, çok renk vermediğimiz için. Evet, çorba olacağı için bir de çok böyle hani evet, kavurmak, yağları yakmak. Evet, beraber uzun süre pişeceği için ağır ateşte. Evet. Çünkü ben hani soğan kokusu kaldığında çok haz etmiyorum. Biraz evet. Kavurmanın kokuyu oradan kaldırdığını düşünüyorum. Ama bizim durumumuzda yani çorba olduğunda konu uzun pişme olduğu için zaten soğandan eser kalmayacak sonunda diye düşünüyorum. Bu arada çok doğru bir şey yapıyorsunuz. Demir içeriği yüksek besinleri döküm tavada pişirmek demir emilimini de arttırıyor. İçinde pişirdiğiniz yemeğin. Bilmeden neler yapmışım haberim yok. Fonksiyonel bir tabak yapmışsınız. Yani, döküm tavanın mutfaktaki alameti farikası ısıyı eşit dağıtması. Aynen. Ama ilave faydaların olması da işimize gelir tabii ki. Çünkü bazında demir var ve sonuçta yüksek ısıyla birlikte bir miktar açığa çıkıyor ve besinlerin içerisindeki demirin de oranını arttırmış oluyor. Demir eksikliği de toplumda çok yaygın görülen bir şey evet, olduğu için. Özellikle hanımlarda. Evet, kadınlarda demir deposu, feritinde hep bir azalma ben de çok evet, görüyorum. Evet, çoğumuz değil mi? Yani iğnelik noktaya kadar geliyoruz. Bazen evet, o yüzden doğal yollardan arttırabileceğimiz her yöntemi öğrenmek çok kıymetli. Katılıyorum. Mesela ıspanağı da ben özellikle döküm tencerede pişiririm. Demir içeriği yüksek olduğu için. Etler aynı şekilde. Harika. Bu benim için müthiş bir tüyo oldu. Benim kullanma nedenim başkaydı. Ya. Şimdi daha severek kullanacağım. Harika. Peki şimdi biraz bekleyeceğiz. Ondan sonra suyumuzu ekleyeceğiz. Ve pişmeyi bırakacağız aslında. Evet evet. Sonra da gerçekten çok kolay yani. Hani yemek yapmaktan korkmamak lazım diye düşünüyorum. Aslında evet yani biraz ön hazırlık yaptıktan sonra şunu yapmak 10 dakika. İşten biraz gelip... da teknik bildikten sonra evet, değil mi? Evet. Her şey çok kolay. Şunu ateşe koyup mesela gidip hemen üstünüzü değiştirip tabii geri gelebilirsiniz. Kitabınızı okuyun yani arada böyle evet. Hobilere zaman ayırmak bile evet. Mümkün bence. Ben şimdi yüksek ateşe hiç temas etmeyeyim diye korkuyorum açmaya. Normalde biz aşçılar yüksek ateşte başlamayı severiz. Yani jol sesini duyacağız. Evet. Evet. Ben sizden çekindiğim için ateşi şey kullanıyorum. Biz de işte fonksiyonel beslenmede besinlerin içindeki öğeleri mümkün olduğunca en maksimum seviyede yararlanalım. Ve evet, evet bana da çok için büyük faydalar çok, sağladı. Çok ısı fazla yükselmesin ki içindekiler kalsın bize diye. Ya bizde mesela Maillard burning diye bir karamelizasyon olayı var. Evet, asıl lezzeti ortaya odur, çıkaran. Evet. Soğanda falan da ben de çok severim ama gel gör ki faydalı mı değil. Evet. Lezzetli. Lezzetli. Yani bir yani karamelize şey soğan şimdi değil mi? Evet. Şimdi patatesi fırında da yapıyoruz yalancı kızartma gibi ama şimdi onun lezzetiyle gerçek kızartmanın lezzeti tabii ki aynı değil. Ya aslında şöyle ama, bir gerçeklik var. Hani damak tadı çok evet. Değişken ve ne yersek ona alışıyoruz zamanla diye aynen. Düşünüyorum. Eğitilebilir bir uzuv damak. Terbiye etmek biraz damağımızı. Bir doğru. De o tarz şeyleri kaçamak statüsünde yapmak. 80-20 kuralında 20'lik kaçamak hakkımız ama %80 doğru pişirme tekniği, doğru malzemeler, temiz içeriklerle hiç olmazsa yediklerimizi şifamız haline getirecek bir öğün çıkartabilmek. Zaten önemli olan da o yoksa değil mi? Midemizi biraz çöpe çeviriyoruz. Aynen sadece karın doyurmuş oluyoruz. Yani fonksiyonel beslenme ile beslenme arasındaki fark biri karnımızı doyuruyor, hücrelere evet. Enerji veriyor. Diğeri sizi hem iyileştiriyor hücresel seviyede hem de işte kendi içlerinde böyle sindirim sistemine girdikten sonra konuşturarak
varsa bedenimizde bir enflamasyon, onları söndürmeye yardımcı oluyor. Evet, yani maksimize ediyoruz gıdaların faydasını evet. aslında. Suyumu ekleyeceğim. Artık biraz soteleme aşamasını evet. geçtik diye düşünüyorum. Evet, sesler geliyor. Evet, evet, epeyce bir ses duyduk, sevdiğimiz sesler. Yine yani çorbalarda kıvam bence kişiye özel diye düşünüyorum. Tuz da öyle. Herkes kendi damak tadına göre kıvamı, tuzu ayarlayabilir. Biz kapağı kapatalım mı? Burada bir kısıt evet, evet. var mı? Kapağı yok, kapatmayı tercih ediyoruz. Aynen. Biraz hızlandırmak diye, adına. Ben o sırada çıtır nohutlarımı hazırlayabilirim evet. diye düşünüyorum. Çorbaların üstünde bu çıtır tatlar çok yakışıyor. Hmm. Kruton gibi. Evet, çıtır nohut da, yani nohut zaten çok popüler oldu son evet. zamanlarda değil mi? Hem bir protein kaynağı olduğu evet. için, hem gluten içermediği için. Aslında işte ben biraz da şeye bakıyorum, kullandığımız tüm malzemeler belli bir kültüre işaret ediyor. Evet. Yani Hint mutfağında örneğin işte köri, Hindistan cevizi sütü, nohut hepsi var. Evet. Bir sentez gibi geliyor bana yaptığımız yemek aynen, şu anda. Aynen aynen, aslında bizim de alışık olduğumuz tatların biraz böyle değiştirilmiş ve sağlıklı hale getirilmiş versiyonları gibi düşünebiliriz. Evet. Nohutta bir de triptofan var. Triptofan da serotonin dediğimiz mutluluk hormonuyla akşam uyumamıza yardımcı olan sakinleştirici melatonin hormonumuzun öncüleri. Çorbamız pişiyor, harika durumda. Biz şimdi bir yandan nohutlarımızı çıtırdatacağız. Mutlu ben tekrar... eden nohutları evet. Evet. Değil mi? Serotonin evet. dolu. Triptofan zengini. Biraz zeytinyağı koyacağım. Nohutlarımızı önceden haşladık. Organik nohut kullandık. Böyle mini miniler. Fitik asitlerini aldık. Evet, fitik asitlerini kesinlikle aldık. Evet. Zeytinyağı, nohutları koyacağız. Biraz da pul biber ekleyeceğim. Evet. Onu önceden eklememde sakınca var yok, mı? Yok, ekleyebilirsiniz. Evet. Nasıl isterseniz. Çünkü biraz aroma hani... Geçsin istiyorsunuz. Geçsin, evet, evet, birleşsin. Bir de rengi de dönmesine yardımcı oluyor. Evet, güzel bir kırmızı renk alacaklar. Biraz daha yağ ekleyeceğim sanki. Sanki, evet. Peki yağdan kaçınmalı mıyız? Çünkü... Yani dönem dönem beslenmeyle ilgili öneriler değişti. Değişiyor. Bir ara yağ yemiyorduk, bir ara evet. kalori sayıyorduk. Evet. Artık kalorileri saymıyoruz, renkleri sayıyoruz. Çünkü hepsinin şifasına ihtiyacımız var. Bir de bir elmanın 100 kalorisiyle bir bisküvinin 100 kalorisinin aynı olmadığını artık bilim ispatlamış. Değil mi? Yani kalorinin de iyi yerden gelmesi aynen. ayrıca önemli. Kalori derken tabii ki iyi bir kaynaktan gelsin diye. Hı-hı. Yağlarda da şöyle bir şey var. İyi yağlardan korkmayın diyoruz. Ama hı-hı. kötü yağlar hala evet zararlı. Kötü yağ dediğimiz nedir? İşte trans yağ gibi. Evet, iyi hani yağları işlenmiş. Bence sayalım. Hangileri evet. iyi yağlar? Zeytinyağı herhalde tartışmasız önde gidenlerden. Kızma zeytinyağı, iyi kalite kesinlikle. Sade yağ aynı şekilde, hı-hı. avokado yağı, işte sade yağ dediğimiz gibi yağlar. Mesela fındık yağı çok popüler olmadı bizde. Halbuki biz evet. fındık ülkesiyiz. Evet. Ben yurt dışında fındık yağından çok keyif alıyordum. Aroması da güzel. Evet, keklerde salata falan soslarında çok güzel da harika sonuç evet. veriyordu. Özellikle olmadı. Evet, pancarla çok yakıştırıyordum evet. ben fındık yağını. Özellikle omega 3 içeriği yüksek veya işte zeytinyağı gibi omega 9 içeriği yüksek yağlardan hı-hı. korkmayın. Hatta bunu ilaç niyetine her sabah ben öneriyorum içmeyin. Büyüklerde bir yemek kaşığı, çocuklarda bir tatlı kaşığı. İyi kalite, soğuk sakın, düşük asit bir zeytinyağı. Aynı bir makineyi nasıl yağlamazsanız bir süre sonra metal parçaları birbirine sürterken hasar bırakır. Kemiklerimiz, eklemlerimiz, kıkırdağımız, beynimizin de %60'ı yağ. Yani birçok şey için, fonksiyon için bedende yağa ihtiyacımız var. İyi yağlardan korkmuyorum. Evet, kalorisini sayarsak tabii ki protein ve karbonhidrata göre daha yüksek ama önemli olan burada bedendeki fonksiyonu. İyi yağları yediğimizde kilo alsaydık ben obez olurdum diyorum hep. Yani zaten... dengede yediğimiz evet, sürece. Yani yağ evet. zaten ne kadar tüketebilirsin evet. diyorum. Gizli yağlar hariç ki zaten evet. bu yani... Yani kızartma yaptığımız yağlar tehlikeli. Hı, i̇şte evet. trans yağ içeren paketli gıdalardaki bazı yağlar tehlikeli. Ama onun dışında işte bunların hepsinde... Çok faydalı yağ asitleri var. Yüksek ısıya çok fazla getirmeden işte. Onun için soteleme yapalım, kavurmayalım evet. diye hep öneriyoruz. Tahin çok güzel bir yağ kaynağı mesela. Aa evet. Yani ben de ona özellikle çok seviyorum. Çünkü bizim kültürümüzde çok olmayan fıstık ezmesi evet. çok popülerken tahin aynı ilgiyi görmedi. Aynen. Halbuki Amerika'da tam tersi. O onlara egzotik geldiği için tahini evet. daha çok seviyorlar. Müthiş bir yağ tahin. Yani özellikle soğuk sıkım bir tahin bulabiliyorsanız muhteşem bir şifası var. Ağır metal temizliğine yardımcı oluyor. Hmm. İçinde onun da triptofan var, nohut gibi. Ben harika. Diyorum ki humus çok mutlu yapan bir şey. Ben mesela humusa bayılırım demek evet, ki bir nedeni yapıyor. Varmış. İkisi beraber birleştiğinde bağırsaklarımızdaki serotonin hormonunun üretimini destekliyor.
Burada patron sizsiniz. Şimdi normalde ben çıtır nohut yapıyorum. Genelde fırın kullanıyorum. Ne dersiniz? Ne kadar devam etmeliyiz? 1-2 dakikası daha var. Şu renk dönüyor ya, tamam. Böyle güzel güzel turuncu olacak o. Tamam, biraz şey. Daha kıtır olacak. Leblebi gibi kurulacak rengi. Aynen. Geliyor kıvamı. Bu arada çorbamıza da bakacağım. Yumuşadıysa da sebzelerimiz gibi. Ben de sanki oldu diye düşünüyorum. Aynen. Şöyle bir test yapacağım. Evet, gayet yumuşacık. Evet, o tam blender kıvamına gelmiş. Bu patates ya da işte şey tahıllar kadar nişastalı olmadığı için biraz daha sıvı kıvamda oluyor. Onun için onu biraz böyle hani eskiden krema falan katılırdı ya çorbalara kıvam versin diye. Onun yerine daha sağlıklı bir alternatif olan Hindistan cevizi sütünü öneriyoruz. Evet. Ben ondan da yavaş yavaş koyacağım galiba blend ederken hem kıvam versin diye. Hindistan cevizi de üzerinde gerçekten çok fazla bilimsel araştırma yapılan yiyeceklerden bir tanesi. Müthiş bir antifungal, antibakteriyel değeri var. Hindistan cevizi de aynen yani. Şimdi hepsinin yani bizim ürünlerinin için nispeten de. Egzotik gıdalar olduğu için geç parlayanlardan diye düşünüyorum. Senelerce herhalde biz böyle şey filmlerde değil çok mi? İyi. Tropik iklimlerde maymunların elinde, yerlerin elinde gördük Hindistan cevizini. Pipetlerle suyunu içenleri falan gördük. Evet, şimdi yağından şekerine, sütünden kremasına tümü artık raflarımızda mevcut. Evet, orta zincir yağ tipleri var ve bu yağı içinde, sütü içinde hepsi için geçerli. Çok kıymetli bir resim. Şimdi güzel oldu. Pırıksız olsun diye uğraşıyorum. Evet, evet. Baharatlarımı katacağım en sonda. Tamam gibiyiz. Toz zencefilimizi ekliyorum. Köri karışımımızı ekliyorum. Köri baharatı karışımı diyelim. Kendi ismiyle hitap edelim. Az tuz ekleyeceğim. Ben tuz seviyorum. Evet, seviyorsunuz. İstemeyen fark bu ettim adımı... ben. İstemeyen bu adımı geçebilir. Ben tuzun tüm lezzetleri dengelediğini düşünüyorum. Evet. Yani çok değil, kesinlikle ekstra miktarlar olmamalı bence. Hiçbir şeyde olmaması gerektiği gibi. Ama bir miktar tuz bana iyi geliyor. Çorbamız hazır. Servis aşamasında nohutumuzu üzerine ekleyelim. Yaptınız. Çok güzel gözüküyor. Vallahi benim de çok içime sindi. Bu yemeklerin müptelası olacağız sanırım. Bakalım tadına. Hadi. Değil mi? Hadi bakalım. Biraz limon ekleyeceğiz mi? Ben önce böyle bir denemek istiyorum. Ben bir limon koyacağım sanki. Hadi bakalım. Evet, şöyle. Kiminki daha güzel olacak. Çıtırlarla beraber. Kıvam çok iyi oldu bence. Muhteşem.